Tamam Yahya Bey. Sosyal medya gruplarda. Merhaba arkadaşlar. Bugün konuklarım eski TÜO Başkanı Yahya Uğur Bey, sahada olan Malik Kazan Bey'le beraberiz. Neler yaşanıyor, neler oluyor? Yenikapı'da eski TÜO Başkanı açıklamalarda bulunacak. Bulunmuştu. 17.395.000 taksi esnafını uyarmıştı ki uyarmasının ardından asıl büyük tehlike geldi ve bunu sahada olan Malik Kazan Bey'le birebir sahada canlı olarak sizlerle paylaşacağız. 17.395.000 esnafı etkileyen karar nasıl alındı? Nasıl önlem alınmadı? Oda Başkanı neler yaptı? İTÜO Başkanı neler yaptı? Neden sessiz kaldı? Neden esnafı uyarmadı? Bunları eski İTÜO Başkanı Sayın Yahya Uğur Bey'e soracağız. Sahada olan Malik Kazan Bey ile canlı yayında devam edecek. Evet Yahya Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl? Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkür ederim. Şu an Yenikapı'da sevgili Malik Kazan Bey var. Onunla ilgili söyledikleriniz tamamen birebir gerçekleşti. Az önce yayın yaptık. Malik Kazan Bey ile bunları gösterdik esnafımıza. Şimdi tekrardan size bağlandık. Nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Siz ne söylemek istersiniz esnafa? Vallahi önce hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten neresinden bakarsanız bakın şu görüntü tam bir facia. İstanbul'da 17.395 tane taksi var. Yıllardan beri ayar yapılıyor. Bunun belli bir organizasyonu var. Eğer bir şey kaldırmak istiyorsanız onun yerine daha güzelini getireceksiniz. Bunu da herkes görecek. Ama Tuzla'daki insanı mecburi olarak Yenikapı'ya getirmek başlı başına bir zarar. Yani esnafı düşünmemek, empati yapmamak, insanlara mecbursunuz nasıl olsa gelin ben ne diyorsam onu yapacaksınız demek. Bu düşünce olarak çok kötü bir şey. Bunun dışında ayar parası 700 liraya yakınmış. Ben bir önceki yayınımızda söylemiştim. Bu 190 liradan 500 liraya çıktı. Öyle güzel insanları kandırıyorlar ki efendim 800 lira istiyorlardı. Yani 800 lira istiyorlardı biz 500'e düşürdük gibi bir komikçe sadece kendi zeka düzeylerinde olanların inanabileceği bir açıklama gerçekten bu esnafa yakışmıyor. Yani eğer adamlar 3000 lira isteseydi 1500'e mi razı olacaktı? Bu belli ki bir beceriksizlik var burada ve ne yapacağını bilmeyen bir kurum da var. Şunu anlatmak istiyorum. Evet, mukayese ederken bir öncekiyle mukayese edersiniz her şeyi. İyileşme veya geriye gitme buradan tespit edilir. Şimdi baktığınız zaman 190'dan 500'e çıkmış, 500'den de 700'e çıkmış. Aşağı yukarı %35'lik bir zam. Yazıklar olsun. Yani kimse fırsatı kazaya bırakmıyor. Herkes taksiciye çökmek peşinde. %11 zam alınıyor. Devlet asgari ücrete %21 zam yapıyor. Asgari ücrete. Ondan sonra bunlara bakıyorsunuz hep kaybeden taksici olmuş. Ama buradaki kalabalık bunlar geçici. Bugün olan bir şey. Yarın bunlar unutulur. Elbette unutulmayacak. Bunların hanelerine eksi olarak yazılacak ama çok önemli bir tehlike var. Yenikapı'da ayarın yapılmasının nedeni taksimetrelerin belediyeye bağlanması. Şimdi taksimetreden bir kablo çıkartıyorlar. Belediyeye bağlıyorlar. Belediyenin bunu görmeye ne hakkı var? Belediye bunu niye merak ediyor? Belediye taksicinin işin iç yüzünü bilmiyorum. Taksimetre kaç para yazdığı için vermiş. O da olur. Malik Bey göstereyim. Evet, bir saniye ben de onu dinleyeyim. Evet. Bugün buraya yardım için geldiğim için sizi yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Arkadaşlar normalde kablo döşenmiyordu arabalara da. Taksimetre kaç para yazdığı, ekranda mal sahibiyle şoför arasındaki kaç para yazdığını ölçmek için. Peki bu neden bağlanmıştı acaba ya? Neden bağlanıyor bundan ilgili?
kaç para yazdığını öğrenmek için, bağlanmak için demek ki. Daha önce böyle kablo döşenmiyordu. Böyle kablo döşenmiyordu daha önceden. Ne derseniz şu anda kablonun döşenmesine enteresan yani, ama demek ki kaç para yazıldığı için burada galericilerin işine yarayacak. Devletimize buradan uyarıyorum, Maliye Bakanımız özellikle. Ve galericiler 1 lira vergi vermiyorlar komisyon faturası diye. 1 lira vergi vermiyorlar. Bir araştırsınlar, milyon dolar devletten vergi kaçırıyorlar. Galericiler özellikle, ticari taksiyle uğraşanlar. İspatlarım ben size onları. Peki sevgili esnaf arkadaşım burada, bu kablo bağlanması neden oldu biliyor musunuz acaba? Hiçbir fikrim yok. Bu zamana kadar böyle bir şey yoktu. Şu anda böyle bir düzenlemeye geçiyorlar. Ne amaçları var? Hiçbir bilgi söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Evet, biz de ufaktan sizi bilgilendirmek isteriz yani bu kabloların neden bağlanığı ilgili. Normal taksimetre kablo çekerekten canlı yayında kablo çekerek e-taksi belediye sistemine entegre edilerek aracın günlük, aylık ya da senelik ne kadar bir gelir elde ettiğini verisini Büyükşehir Belediyesi bunu veri olarak alacak. Ama daha sonraki günlerde bununla ilgili ne esnafımızın başına ne gelecek onu da bilemiyoruz. Maalesef tekrar ettiğimiz gibi bizim de burada haberimiz oldu. Ama Sayın Yahya Uğur, TESVA Vakfı Başkanı, kendisi bununla ilgili mesajlar, SMS'ler çekti. Bizleri uyardılar. Neden İstanbul Taksiler Esnaf Odası bizim esnafımızı neden uyarmadı? Bunlar artık son dakika golü oldular ve esnafımız 90'dan gol yedi şu anda. Biz neden bilgilendirmedik? Bu bir tuzak mıydı? Neden Büyükşehir bizi burada topladığının anlamını az önce Yahya Bey de zaten ifade etti. Demek ki bu tuzağı bizi buraya çekmek için. Daha önce mahalle aralarında ya da caddelerde biz bu ayarları yaparken bugün buraya gelmemizin sebebi daha çok net oldu. Sevgili Alim Hoca, serdeyiz şu anda. Bir yandan da arkadaş da burada bir işlemini yapıyor. Daha önceki görüntülerde de zaten nasıl çekildiğini, nasıl ne yapıldığını göstermiş sizlere. Evet, şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Asla manipüle edici bir bilgi de kimseyle paylaşmadım. Ne oda başkanlığım döneminde ne de başkan olmadığım dönemde, bu karakterimle alakalı. Ancak şimdi eğer burada sadece odayı suçlamak yetmez. Odanın altında imzası varsa bu kararı henüz görmedik. Bu skandal olan kısım burası. Bunu belediye de paylaşmalıydı. Bunu belediye paylaşmalıydı. Odadan habersiz yaptılarsa demek ki o da artık belediye tarafından ciddiye alınmıyor. Sözüne güvenilir bulunmuyor. Artık belediye kendi kafasına göre esnafa bir şeyler yapıyor. Oda içindeyse bunlar artık hainlik boyutunu da geçmiş demektir. İhanet boyutunu da geçmiş demektir. Yani insanlara bildirin, bu kararın yanındayız deyin veya karşısındayız deyin. Bunu engellemek için mahkeme açacağınızı söyleyin. Ben henüz bakın bu kararı hiçbir yerde görmedim yazılı. Mahkemeye vereceğim. Ancak o karar henüz bize gelmedi. Hiçbir şekilde temin edemedim. Eğer odada varsa bunu bize vermek zorunda. Mahkeme açmak zorunda. Böyle bir şey olur mu ya? Bu ticari ahlakada sığmaz. Ticarette kazanç bir sırdır. Devlet maliye görmek istemiyor. Belediyenin haddine değildir ki sen ne kadar para kazanıyorsun. Bir belediye esnafının kazancında gözü olabilir mi? Esnafının kazancında gözü olabilir mi? Yani sen bunu niye bilmek istiyorsun? Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir belediye bunu görmek istememiş de sen niye bunu görmek istiyorsun? O yüzden yani olay gittikçe skandal derinleşiyor. Kablo da zaten ortaya çıktı, görüyorsunuz. Taksimetrenin kazancı yazdığını belediyeye bağlamak nedir? Taksimetre firmaları buna nasıl razı olmuş mahkemeye vermeden? 700 lira ayar parasının arkasında bu tür anlaşmalar mı vardır? Bunların hepsi ayrı ayrı sorgulanması gereken konular. Ancak çok önemli, şu andaki yayın çok önemli bir yayın. Eğer 2 sene sonra tüm taksiler basit usulden çıktıysa, maliyeden bir sürü ceza geldiyse,
onların bugünden uyarıldığını ispat edecek tek görüntü de budur Ali Bey. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Ya nasıl önlem alınmalı? Geç kalınır mı? Yani şimdi zaten takılmış. Şu ana kadar biz bunu kendi imkanlarımızla öğrendik, duyurduk. O da bunu gizliyor. Gizli bir anlaşma mı var? Bunun önlemi derhal bunu süresi geçmeden mahkemeye taşımak. Bu hangi evet. kararla alındı? Hangi hukume kararıyla alındı? Hangi belediye kurumu bunun kararını yazılı olarak iletti taksimetre firmalarına ve odaya? Bunlardan bir tanesi eğer bize gelirse biz derhal konuyla alakalı şey yaparız. Oraya kabloları taktıkları yere mühür de takıyorlarmış. Kablo söküldüğü zaman farkına varacaklarmış. Yani bu kadar da ısrar ediyorlar. O kabloyu bir taksici arkadaşımız sökse derhal cezalı duruma düşecekmiş. Yani... Onun için bugünün konusu ayar parası veya şu bu değil. Bunlar bugün gelir, yarın da unutulur belki. Ancak bugün alınmış ve uygulanmış olan o karardan dolayı 2 sene sonra taksiciliğin nasıl zarar göreceğini bugünden hesaplayamayanlar hesap verecek. Peki önlem alınmazsa büyük zarara uğrar mı taksi esnafı? Ali Bey, önlem alınmamış zaten. Önlem alınmazsa diye bir cümle yok artık. Zaten alınmamış, uygulanmış. Ben bir gün önce duydum ve herkesi uyardım. Belli ki önlem alınmamış, uygulama yapılıyor. Şimdi bu saatten sonra mahkemenin dışında ve bu kararıma, bu uygulamayı mahkeme kararıyla iptal ettirmenin dışında yapılacak hiçbir şey yok. Taksiciler basit usulden çıkacak, deftere tabi olacaklar. Bu uygulamayla onun sonrasında başına bir sürü maliyeden ceza gelecek. Her müşteri orada gözükecek, fiş verilmemiş her müşteri için ayrı bir fiş cezası gelecek. Yani burada taksicinin bugüne kadar alışmış olduğu o rutinin dışında bir sürü başına yeni cezalar gelecek. Zaten şu anda 8-9 bin kişiye SGK'dan cezalar gelmiş. En düşüğü 12 bin lira, kimisine 200 bin lira gelmiş. Şimdi bunları hiç gündeme getiren yok. Zaten 6 bin taksi sürekli gündemde. Ne oluyor ya? Yani taksiciliği nasıl bu kadar zayıf gördünüz de hepiniz beraber çökmeye çalışıyorsunuz? Taksicinin bugün bir taksi sahibinin bir tane bugün aldığı kazancı vallahi 2000 lirayı 3000 lirayı geçmiyor ya. Nedir yani? Adımızı baron ilan ettiler. Herkes bir şeyler koparmaya çalışıyor. Ne oluyor ya? Benim tek bildiğim bir şey var, gözlemlediğim bir şey var. Yetkililere uyarıyorum. Taksi esnafını çıldırtıp çıkmadık istiyorlar. Kaos yaratmak istiyorlar. Yetkilileri burada net olarak uyarıyorum. Bunun önlemi alınsın. Bir an önce bunun önlemi taksi esnafıyla uğraşmasınlar. Taksi esnafıyla kasıtlı olarak uğraşıyorlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle bakın her yayınımda söylüyorum. Yetkilileri, devleti, hükümeti uyarıyorum. Ve taksi esnafının artık her damarına basıldı. Kılcal damarlarıyla oynuyorlar. Uç noktalarıyla oynuyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir kaos yaratmak peşindeler. Ben bundan başka bir şey göremiyorum. Yaya Bey, ben sahadayım. Malik Bey'e de ben özellikle hemen teşekkür etmek istiyorum. O kablonun taksimetreden alınıp belediyenin cihazına bağlanmasını canlı yayında bizlere gösterdi ya. Allah'a hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum Malik kardeşim. Malik Bey, çok büyük bir iş başardınız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yahya Bey, son sözlerinizi alalım. Ya yeter, taksiciyle uğraşmasınlar. Gerçekten uğraşmasınlar. Bana gelen telefonlara bakıyorum. Yani taksici bugün
Ya oğlumdan gelecek paraya bakıyorum diyen taksi sahiplerimiz var. Yani şoförlerimiz aynı durumda. Yani bu sektör tamamıyla özellikle bu pandemi döneminde dibe vurmuş durumda. Ama pandemiden önce de farklı değildi. Minibüsler taksi olmak ister, dolmuşlar taksi olmak ister, belediye yeni taksi vermek ister. Üstelik de 6.000 taksi, efendim bizim vereceğimiz 40.000 taksinin birinci etabı diyecek kadar da taksiciyi zayıf görüyorlar. Yazıktır, günahtır. Yazıktır, efendim ben araya girmek istiyorum. Çok affedersiniz. Şarjım artık daha tükenmek üzere. Ben buradan Sayın Pesva Başkanı Yahya Uğur'a gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İstisas odamızın yani İTÜ'nün yapmamış olduğu ikazı, uyarıları biz ilk defa bugün almadık. Efendim biz 2018'in 8.27'sindeki taksimetre zammı alırken o zaman da Sayın Yahya Uğur demişti ki bize 5.000 tane araç ve sisteme araç sokacakla ilgili bilgiler zaten veriyordu, yayınlıyordu. Ama nedense esnafımız bu %25 zam almanın heyecanıyla bu es geçildi. Ta ki ne zamana kadar bu olay patladı? İşte İmamoğlu çıkıp ben işte 5.000 tane taksi ihalesi yapacağım demesine kadar biz bunu bilmiyorduk ya da esnafımız bilmiyordu. O zamana kadar İstanbul Taksi Esnaf Odası Başkanlığı bir ses seda çıkarmıyordu kesinlikle. Ne zaman ki İmamoğlu dedi ki ben taksileri ihale yapmıyorum, kiraya vereceğim. Ve bir dönemde algı yaptılar şoförler üzerinden. Dediler ki şoförler şu kadar maaş, biz bu kadar şunu yapacağız. Bir dünya laf söylediler. Ta ki ne zaman Beylikdüzü'ndeki bir taksi durağında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorduklarını dedi ki efendim diyor bu araçları bize mi vereceksiniz? O da dedi ki hayır dedi, ben size dedi niye vereyim dedi. Ben dedi bunu firmalara vereceğim. Sonra bizim de aldığımız daha sonraki duyumlara istinaden bu araçlarla ilgili kooperatifin kurulduğunu, firmaların kurulduğunu ve bu firmalara gideceğiyle ilgili bilgiler, biz kesin bilgileri de aldık. O kişilerin de Büyükşehir Belediyesi'nde gezdiklerinin ve fotoğrafları elimizde olduğunu da ben buradan beyan ediyorum. İspat etmek ya da sormak isteyen varsa biz bu fotoğrafları kendilerine gösterebiliriz. Benim şu noktaya parmak koymamız gerektiğini düşünüyorum. Neden İstanbul Taksiler Esnaf Odası insanları böyle ikaz etmezken geçmiş dönem başkanı Sayın Yahya Uğur bizleri bu şekilde bilgilendiriyor. Demek ki burada şuna dikkat etmek lazım. Halen Yahya Uğur bu esnaf için çalışıyor. Başkan olmasa dahi halen çalışıyor ve emek verdiğini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben kendim taksi sahibiyim. Ailemin, sülalemin, bütün akrabalarımın hepsinin tek sektörü bu meslek. Özellikle birbirinin ayağına basmayan bir grup tarafından, bu grup aslında birbirlerini çok da sevmez. Birbirlerine geçmişte bir sürü ithamda da bulunmuşlardır. Ama dikkat edin, bu grubun hemen hepsinin tek bir düşmanı var, o da benim. Niye? Çünkü ya bunlar esnafın sırtından geçinmeye alışmış insanlar. Biz zamanında bunların ayaklarına bastığımız için, bunların tekerlerine çomak soktuğumuz için hepsi bir araya gelip çıkarları doğrultusunda birleştiler. Ve dikkat edin, hala da utanmadan tek bana saldırıyorlar. Oysa ben görevde değilim. Bugüne kadar ben bir mesaj atıp bilgi verdim. Arkamdan bir sürü iftiralarla beraber beni yalanladılar. Ama hepsi doğru çıktı. Ama utandıramadım. Utandıramadım. Bir dakikamız kaldı. Yayınımıza... Evet. Ben Malik Bey'e de, Ali Bey'e size de çok teşekkür ediyorum. Bu yayını lütfen arşivlerinizde iyi saklayın. Herkes iyi saklasın. Çünkü 2 sene sonra burada maliyeden cezalar gelmeye başladığında o günün bugünden başladığını herkes bilsin. Çok sağ olun. Biz Burak Civan sağ olsun kardeşimiz, soy ismi gibi Civan bir kardeşimiz. Kendisi de burada bana çok yardımcı Burak oldu. Burak Civan'ı da takip ediyorum. Çok teşekkür de ediyorum. Gayet güzel. Hakkı söyleyen bir arkadaşımız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Allah'a emanet. Herkese çok kolay gelsin. Selamlar. Sağ olun. Aleyküm selam.